Denizde kaybolan kişilere haber yapmak için İstanbul Şile'ye giden A Haber muhabiri Çağdaş Şenlik ve kameraman Ayhan Arıtürk, İBB'ye bağlı can kurtaranlar tarafından darp edildi. A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Şenlik, bölgede pek çok ulusal medya kuruluşunun olduğunu belirterek, "Biz giriş yaptığımızda orada bulunan can kurtaranlar kendi aralarında iletişim haline geçmeye başladılar," dedi. Can kurtaranların hakaret ettikten sonra kameraman Ayhan Arıtürk'e saldırdıklarını söyleyen Şenlik, "Ayhan yere düşmeden önce kafama iki darbe alıp ensemden yere yatırılmıştım. Kendimi oradan çıkartıp uzaklaştırdım. Soluma döndüğümde Ayhan'ı yerde gördüm. Dakikalarca tekmelediler," ifadelerini kullandı. Evet, İmamoğlu'nun köpekleri rahat durmuyor. İmamoğlu köpeklerini her türlü muhalif olan kişilere saldırtıyor veya sinirini bozan kişilere veya ona muhalefet eden herkese köpeklerini bir bahane ile saldırtıyor. Bu sırada İmamoğlu'nun köpekleri saldırdıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, vandallık yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı can kurtaranlara destek verdi ve İBB'nin can kurtaranları bu zamana kadar yüzlerce vatandaşımızın hayatını kurtardı. Görevlerini layıkıyla yapan can kurtaranlarımıza yönelik saldırıları ve siyasi düşmanlıkları kınıyoruz iddiasında bulundu. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği Başkanı Aslan Değirmenci, İletişim Platformu Derneği, gazeteciler ve siyasiler İBB sözcüsü Murat Ongun'un saldırganlara sahip çıkmasına tepki gösterdi. İletişim Platformu Derneği, "Saldırganlara sahip çıkmak, buna siyaset sosu katmak. Bundan sonra olabilecek saldırılara da kapı aralamaktır. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü'nün yapması ise daha da vahimdir. Basın mensuplarını açık hedef yapan Sayın Murat Ongun, İBB personeli kaynaklı saldırılardan sorumlu olacaktır. Şile'de görevini yapmaya çalışırken darp edilen A Haber ekibinden özür dilenerek kapatılması gereken bu konuyu farklı mecralara taşıma isteği İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Sayın Murat Ongun'a yakışmamıştır. Tekrarın diyoruz ki, gazeteciler sizin kolay hedefiniz değildir." Birçok gazeteci de bu duruma tepki gösterdi. CHP'nin ve İmamoğlu'nun AK Parti düşmanlığı ve kendisine muhalefet yapanları olan düşmanlığı bir kez daha göz önüne serildi. Daha önce de biliyorsunuz, bir mahallede bir kadını arabanın kapısıyla itmişti. Kadın kanlar içinde kalmıştı, Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun köpekleri her yerde. Bunlara kemik atılmadığı sürece her türlü saldırganlığı yapıyorlar. Önce havlarlar, sonra da böyle saldırırlar. CHP'nin köpekleri işte böyledirler. CHP'yi destekleyenler kime oy verdiklerinizi görün artık. Evet, CHP zihniyetini görüyorsunuz. Bunların asla bir hizmet amacı yoktur. Bunlar ortalığı karıştırıp insanlarda nefret duygusunu arttırarak birbirlerine girmesini sağlamaktır. Bunlar her türlü terörü, teröristi, eşkıyayı, vatan hainini ve düşmanı desteklerler. Bazen el altından, bazen göstere göstere. Bu olayda gördüğünüz gibi İBB sözcüsü utanmadan çıkıp bir de can kurtaranlara, sözde can kurtaranlara, yani İmamoğlu'nun CHP'nin köpeklerine sahip çıkıyor. Neden köpek diyorum? Can kurtaran can kurtarır. Gidip ona buna saldırmaz. Kim saldırır? Köpek saldırır. Neden saldırır? Köpeğin sahibi emir verdiği için saldırır. Bunlar emir almadan, CHP'den, İBB'den izin almadan tuvalete bile gidemezler. O yüzden emir aldılar ve İmamoğlu'nun köpekliğini yaparak önce havladılar ve sonra saldırdılar. Bunlar her tarafa sinmiş durumda. Her yerdeler, İspark'talar, orada burada eşkıyalık ve mafyalık peşindeler. Her türlü desteği el altından görüyorlar ve bu yüzden bu kadar cesurca davranıyorlar. Bir İBB'nin başına geldiğinde, bunu yapanlar Türkiye'nin başına Allah korusun geldiğinde kim bilir ne kadar köpeklik yaparlar. O yüzden akıllı olalım. CHP'ye oy verenler de akıllı olsun artık. Kime oy verdiğinizi görün, bilin, anlayın. Buna sahip mi çıkıyorsunuz? Buna sahip çıkanlar da bunlar gibidir. Öyle bir nefret dili, öyle bir nefretleri var ki, ülkenin menfaatine çalışanlar için, doğruları söyleyenler için, hizmet edenler için o kadar nefret dolular ki kafayı yiyorlar, çıldırıyorlar yani. Gördüklerinde beyin kanaması geçiriyorlar. Böyle beyinsizce saldırıyorlar. Psikolojik ruh hastaları bunlar.
Yani bu zihniyet için, bu CHP zihniyeti için bir hastalık adı üretilmeli. Ayrıca ilaç üretilmeli. Bunlar hastaneye yatırılmalı. Bunlar normal insan değiller. Çünkü bunlar doğruyu gerçeği göremiyorlar, anlayamıyorlar, idrak edemiyorlar. Bunlar bir de utanmadan kendilerini haklı sanıyorlar. Bunları hastanelere yatırıp tedavi altına almak gerek. Çok vahim bir durum. Dünyada başka eşi benzeri yok bunların. Bunlar çok değişik bir varlık. İsim koyulamıyor. Geçen de CHP'nin kendi içinden biri söyledi ya, bizim Cumhurbaşkanı adayımızı Amerika belirleyecek diyor. Hatta bugün de yine eski bir CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir proje olduğunu, yani CHP'nin bir proje olduğunu söylüyor. İmamoğlu'nun proje olduğunu söylüyorlar. Zaten biz biliyoruz, bunları kendi içinden de söyleyenler var. Az da olsa kendileri de itiraf etmeye başladı. Bazıları biliyor, söyleyemiyor. Kılıçdaroğlu'nun diktatörlüğünden korktukları için, bunların yapacaklarından korktukları için gerçekleri, doğruları bilenler, görenler söyleyemiyor. Korkuyorlar. Tam bir diktatör bu Kılıçdaroğlu. İmamoğlu da aynısı. Şu ana kadar İBB'nin bir hizmet yaptığını gördünüz mü? Hep böyle skandallarla çalkalanıyor. Ya ona saldırdı, ya bu hizmeti durdurdu, ya buna laf attı, ya gitti şu ülkeden kredi çekti, ya Tayyip Erdoğan'a laf söyledi. Hizmet gördünüz mü? Görmediniz. Hizmet, yapılan şu hizmetler. AK Parti'nin zaten başlattığı ve bunların da bitirmek zorunda kaldığı hizmetler. Yani zorundaydılar. Yoksa bunların biliyorsunuz temel atmama gibi aptalca, salakça, gerizekalıca bir töreni vardı. Dünyada başka hiçbir ülkede böyle bir tören yapılmadı. Böyle isimde bir tören uygulanmadı, düzenlenmedi. Bizim Türkiye'de düzenleniyor. Kim yapıyor? Tabii ki CHP. CHP tüm ilklerin, yani kötü olan ilklerin başını çekiyor her zaman ve sahibidir. Çıkardıkları işçilerden tutun, dövdüklerine, durdurdukları projelerden tutun, batırdığı İstanbul'a hiçbir zaman hizmet yapmayan bu hainler hala rağbet görebiliyorsa, hala bunlara oy verilebiliyorsa, bunlar destekleniyorsa çok vahim bir durumdayız demektir. Bunların Allah bin türlü belasını versin diyorum. Neden bela okuyorum? Çünkü bunlar ülkenin ve İslam aleminin başına bela oldular. Bunlar bizim başımıza belalar. Bunlar ümmeti karıştırıyorlar. Bunlar Türkiye'yi karıştırıyorlar. Bunlar dış düşmanlarla beraber el ele, kucak kucağa hareket ediyorlar. Teröristlerle beraber hareket ediyorlar. Onlarla beraber miting düzenliyorlar. Bunlar FETÖ ile kol kolalar, el eleler, kucak kucağalar. Bunlar CIA ve Mossad'ın ajanları. Bunlar İngiltere ajanı. Bunlar bütün dış devletlerin, dış düşmanların desteğiyle ayakta duruyorlar. O yüzden bu kadar cesurca ve aptalca hareket ediyorlar. Hiçbir şeyden korkmuyorlar. Hatta bir laf vardır Araplarda. Cahil cesur olur. Bunların cesareti de cahilliğinden gelir. Nasıl cahillik? Onlara, o dış düşmanlara, dış devletlere, bunları destekleyenlere inandıkları ve güvendikleri için her türlü cesareti gösteriyorlar. Böyle göz göre göre kendi köpeklerini saldırtabiliyorlar. Bunların inşallah tez zamanda gerçek yüzünü biz biliyoruz. CHP'yi destekleyenler de inşallah görürler de bunlar artık oy vermezler diye umuyoruz. Ve bu A Haber ekibine saldıranların bunlar sorgulanmalı. Çünkü bunların bağlantıları ortaya çıkarılmalı. Bunlar kimden emir alıp saldırdıysa onlar da içeriye atılmalı. Bunlardan bir an önce ülke ve dünya kurtulmalı. İslam alemi bu zihniyetten kurtulmalı, yoksa başımıza bela oluyorlar. Evet dostlar, paylaşalım ki bu sahtekar, düzenbaz, utanmaz, arlanmazların gerçek yüzünü herkes bilsin.